Selamünaleyküm arkadaşlar. Örün Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi yelek modeli olacak inşallah. Bu şekilde alizenin simli angora tarzı ipini kullanıyorum. Elime yatkın olan da herhangi bir tığı kullanıyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için bu şekilde bir hazırlık yaptım. Görüyorsunuz trabzanlarımı yaptım. Eğer trabzan çekmeyi bilmeyen arkadaşlarımız var ise eğer kanalımda videolar kısmından bulabilirler. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. 1 2 3 tane zincir çektim. Geriye döndüm. 1 2 3 3. trabzanımın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı trabzanın içerisine yine batıyorum. Yani buraya bir yuva oluşturmuş oldum. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Geçişlerimiz 3 zincir arkadaşlar. 4 tane zincir çektim burada. Aynı yere tekrardan battım. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzan tepesine batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı yere tekrardan batıyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzan tepesine battım. 1 2 3 4 tane zincir aynı yere tekrardan battım. Bakın görüyorsunuz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. 3 tane zincirimi çektikten sonra buraya battım. Bu sonda da yine 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı yere tekrardan batıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Bakın buradaki yuvamın içerisini bu şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 defa doladım. Aynı yere bakın buraya batıyorum. 2 2 2 olmak üzere yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 defa doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 2 2. Son ikisi tığımda. Tığımın başını 3 defa doladım. 2 2 2. Tığımın başında 3 tane ilmeğim var. Tığımın başını yine 3 defa doluyorum. 2 2 2. Ve en son olarak hepsini beraberce topladım. Bu şekilde. Tığımın başına 3 defa doladım. Hemen buradaki yuvamın içerisine geçiyorum. 2, 2, 2 ve son 2 tığımda. Tığımın başını 3 defa doluyorum. 2, 2, 2. Son ilmeğim tığımda. 2 2 ve 2. Bakın şimdi 3 tane olduktan sonra hepsini beraberce kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 defa doladım. Yine 2 2 2 olarak yukarıya çıkıyorum. Bakın bu şekilde hiçbir zincir falan çekmiyorum. 3 defa dolayarak hemen diğer yuvaya geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sonrasında buluşalım. Bakın şöyle göstereyim. Yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı bu şekilde tamamladık.
Şimdi bakın, en sonunu da ben bu şekilde yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve geriye döndüm. Buradaki 3 tane zincirimin içerisine geldim. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak bu birinciydi. Bu ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bakın bu ikisinin arasına batıyorum bir tane sık iğne olacak şekilde. Daha sonrasında hiç zincir çekmeden buraya geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne. 4 zincir aynı yere tekrar batarak 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Bakın buradaki iki yaprağın arasına bir sık iğne batıyorum. Daha sonra yuvanın içerisine geçiyorum. 4 tane sık iğne, 4 zincir. Tekrar 4 sık iğne olacak şekilde bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın şöyle göstereyim burayı. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın burayı tamamladım. Şimdi bu sonunu size göstermek istedim. Burada yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum öncelikle. 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim ve yuvamı oluşturdum. Bu kısımda. Şimdi bakın sık iğnemi yapmaya devam etmiyorum. Bir tane zincir çektim, geriye döndüm, yuvamın içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Aynı şekilde bakın aşağıdaki gibi 2 de çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Yuvamın içerisine aynı şekilde yapıyorum. Aşağıda olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bu kenar kısmını tekrardan göstereceğim sizlere. Tığımın başını yine 3 defa doluyorum. Bakın buradaki yuvamın içerisine geçtim. 3 defa doluyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra bir üst sırasını böyle sık iğnelerini gidelim arkadaşlar. Bu kısımda bir değişiklik yapacağız. Orayı sizlere göstermek istiyorum. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Şimdi size burayı göstereceğim. Buradaki iki tane trabzanımız nasıl 3 tane olacak onu göstermek istiyorum. Zaten yapımı aynı şekilde. Şimdi bakın en son olarak bu araya battım sık iğne olarak. Yine buraya 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde pimpiremi yaptım. Bakın 4 tane sık iğnemi yaptım burada. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle bakıyorum. Yeterli gelmiyor. 2 tane daha çektim. Şöyle bakın. Şu sık iğne yapacak olduğumuz yere kadar. Bir tane daha çekmek istiyorum. Buraya battım. Buraya sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Ya da fazla geldi şuradan. Bir tanesini alalım. Şimdi buraya yapmadığımız sık iğneleri yapıyoruz. 4 tane sık iğnemi yaptım buraya. Yine aynı şekilde buraya da bakın şöyle aşağı inerek kenar kısmını yapıyorum. En son olarak bu
kenarı bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yani kenar kısmını da aynı şekilde 3 tane trabzan olarak yapıyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Çok hoş yelek modeli olabilir. Etoşal modeli olabilir. Gerçekten güzel bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun.